Haftanın ortasında koltukta bir başkan, koltukta bir muhtar, koltukta bir hanım ağa oturuyor. O bir kayınvalide, o Hatice Hanım ve gelini Gülşen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zaman. Doğru mudur bu titriler, vasıflar? Evet. Öyle mi? Tabii ki. Ben hanım ağayım dedi. Evet, biz benim de öyle. Benim dediğim olur dedi. Evet, ona karşı çıktılar. Çatıştılar, kapıştılar. Karşı çekemedikleri için karşı çıktılar. Böyle midir hep kayınvaliden? Evet. Bana kayınvaliden anlat. Mahallemizde, apartmanımızda. Ay ne diyorsun çok ya? Çok dindiler. Ne yapıyor Gülşen? Hepsini yönetiyor. Herkese veriyor ağzını payını. Tutamam kendini. Veriyor. Yönetmeyi seviyorum. Ona buna sataşır mı camdan bakıp? Ey sen çekme. Evet, 34 TL. Çek kenara. Bir de araba park etmeye geliyorlar mahalleye. Sileceklerini kaldır. Senin ne işin var burada diyorum. Burası bize ait. Mahallenin korkulu rüyası. Evet. Eyvah. Hemen koşar. Evet. Kaç yıllık kayınvaliden? 9 senelik. 9 senelik. Evet. Ah canım, kim bilir sen neler yaşadın. Vah Gülşen. Anlatsın, ne yaşayacağım? Yok, bir şey yaşamadım. Yaşanacak bir şey yok. Niye bağırıyorsun Hatice Hanım? Yok hayır, pardon, kusura bakma, benim konuşma tarzım budur. Aa, coştu gidiyor. Yaşanacak bir şey yok yani. Anlatsın. Anlatsın buradadır. Sen böyle konuşursan kız ne söyleyebilir ki bize? Söylesin ama. Söyle bakayım. Aa, söyle. Annemin oğlu. Sizi 2 dakika dışarı alalım mı Hatice Hanım? Bizi bir baş başa bırakın Gülşen. Peki aksine, ben aksine susuyorum o siz zaman. Siz inşallah Allah korusun, hafazan Allah, bir arada oturmuyorsunuz değil yok, mi? Yok yok, biz ayrıca ama biz mimiklerimiz sürekli beraber. Biz çok güzel de anlaşırız. Valla. Evet. Sende de var biraz o zaman tabii. Hırçın. Evet. Vallahi. Onu sonrasını dişli temsil misin? Edecek kişi olan benim. Anca sen idare eder. Arkamdan da Eltim geliyor. Oo, Eltin kaç yıllık? İki Hatice'nin ortasındayım ben. Eltin de mi Hatice? Evet. Sen antrenmanlısın o zaman. Tabii ki. Böyle bir kayınvaliden olması da şöyle bir avantaj sağlıyor. O kadar zorlu kayınvalidelere sen çok güzel yetişir cevaplarını verirsin. Annemi kaldırdıysam ben herkesi kaldırırım. Doğru. İlk tanıştığında nasıldı? Yani öyle bir önceki bir görüşmemiz oldu. He. Kız kardeşisinin yanında, yani eşimin teyzesinde. Evet, öyle bir merhabalığımız oldu. Ne yapıyorsun, nesisin? Süzdü mü seni şöyle bir sözdü. Baş? Sözdü. Baştan aşağı sözdü. Aslında çok da, hatta ben bu soruyu buna, sordum evlendikten sonra. Kız kardeşime dedim ki oğluma bir gelin arıyorum. Abla dedi bir komşumuz var dedi, bir tanıştıralım. Gittik. Benim tarzım değil dedi. Ne demek o ya? Ben öncelikle bir telefonla sesi kulağıma hoş geldi. İnternette de görünce iyidir dedim, suratı da falan, tipi falan derken. Bir de canlı görünce ay dedim, bu biraz kısaymış. Ben biraz daha uzun isterdim dedim. Ama. Yok çektim. Altın da kısa ama derin. Yok çekmiş. Adı ne eşinin bu arada? Emrah. Emrah. Sonra ben çok seviyorum onu. Ondan sonra. Bak, benim tarzım değil dedi. Ben gittim başka yerden bir kız istedim. Aa, nişanladım oğlumu. Vazgeçtiniz Gülşen'den. Tabii. Nişanladınız. Emrah gidiyor. Evet, gidiyor. Kuaförde'yiz. Gelin saçı yapılıyor. Geldi şöyle bir hava attı. Bir bakış baktı. Ama o gün tesadüfen ben kuaföre gittim. Orada hazırlanıyorlardı gelin. Ve kayınvalidem o zaman oradaydı. Nasıl bozdu nişanı Emrah? Neyse, kısmet olmadı, olmadı. Tekrar Gülşen'e dönüş nasıl oldu? Biz dönmedik. Ben döndüm. Gülşen döndü. Teselli etmek için dönüyor. Yola baş girdik. Ay ben bir poz vermişsin ellerine ya. Abla, telefonunu verir misin? Bir geçmiş olsun diyeyim. Yerine. Eşimin teyzesi. Evet. Kız kardeşin de kapı telefonunu veriyor. Kız kardeşin senin gibi mi? Hayır. Benim gibidir, aksine. Bir baktım. Kız kardeşi, benim oğlanı kaçırmış. Kaçırmış mı? Yok yok, biz baraj, bizim orada Arabi Barajı'na gitmiştik sadece arabayla. Gezmeyi kuşan kaçırken. Ben bunları takip ediyorum. Aaa. Bir gittim. Araba bizim araba. Dur Allah bu kadınlar. Oğlan benim oğlan. Dokuz gün. Ona bir de baktım Gülşen. Aaa, bu bizim Gülşen dedi. Dedim ki, bu kız benim oğluma kaçırdı. Aaa, imdat, polisi arasaydın. Dedim ki ben kendi müdahale ettim. Neyse dedim ki isterim, nasip kısmetse olur. Evet. Neyse olmaz. Ama abi önce zorladım, beni iki kere istediler. Kalktı İstanbul'a geldi. Bir gece ablam istendi, ikinci gece ben istendim. Benim ablam verildi, ben verilmedim. Çünkü yaşım küçük olduğu için ailem, yani abim... Önce iyi, bir gün evvel ablanı istemişler. Yok, iyi, yok, bereket. Yok, aynı gece. Aynı gece mi? Aynı gece. Önce ablam isteniyor, sonra da ben isteniyordum. Nasıl oluyor, aynı gecede iki kız verilir mi babacığın yazın? Normalde verilirdi ama benim yaşım küçük olduğu için abim karşı geldi. Gidin annesi İstanbul'da, ondan isteyin dediler. Verilmedi o gece. Aa. Kız İstanbul'a geldi mi? Geldi mi? Geldi. Geldi. Ne güzel. İyi oldu. Kız İstanbul'a geldi. Rahatlayın arkadaşlar. Evet. Bunların görüştüklerini bilmiyorum. Nereden geldi? Telefonla görüştüm. Adıyaman'dan İstanbul'a geldi. Adıyaman'dan geldi. Evet, Adıyaman'dan İstanbul'a. Sevgiler, selamlar. Geldi. Bizde bir komşumun düğünü var.
Yine gittik. Bir baktım masaya bir kız ama geldi. Ama tabii ki burada Emrah beni şey yapıyor, zorluyor. Gelir misin, gelemezsin, hayallerinde nasıl geleceksin şu falan filan derken bir şekilde beni ikna edip kendi çıkıp gitti. Dur, tabii dur. Masaya bir kız geldi. Benden gibi şöyle saçları yana inmiş. Ne gibi? Şöyle bir bakış baktım. Ulan bu Gülşen. Hayır, beni önce oğlum. Bergen zannetti. Bir çok gözüm fönlü olduğu için, dalgalı olduğu için, bir gözüm kapalıydı. Neyse, 5 dakika ya oturdu Allah ya oturmadı ve dışarı çıktı. Hay bir Allah. Baktım, benim ufak olan geldi. Anne dedi, dışarıda bir kavga oluyor dedi. Ne oluyor oğlum dedi. Kavga yok, o benim deseydi. Benim hayır, hayır, hayır. Değil. Ben aslında... Kızın annesi gelmiş. Düğün salonundan çıkarken... Ne biçim bir şey, dizi gibi olduk. Ben kızın annesi gelmiş. Kız annesine demiş ki, akrabama gidiyorum. Düğün salonuna benim oğlumun yanına gelmiş. Oho, ben en son daha şeyde kaldım zaten canım. O hayda. Barajdalardı daha bende orada. Çok güzel. Aman ne güzel. 9 yıllık evliler. Allah mutlu etsin. Menünü söyle bana. Böyle bir kayınvaliden çok kuvvetli bir yemek. Menü, gelin, lezzetli sofra bekliyor kayınvalideler. Ben sana söyleyeyim, bir şey zor. Say bakayım menünü çorbadan başlayalım. Sayıyorum. Yayla çorbam. Yayla çorba. Evet. Ekmek ne yapacaksın yanına? Ekmek, kayısı, kuru üzüm ve cevizli ve tahinli. Oo çok güzel. Evet. Zengin bir ekmek olacak. Tabii bu haftanın ki. Biliyorsunuz ekmekleri öne çıkıyor. Yayla çorbasının yanında yedik mi kayısılı üzümlü cevizli ekmeği üstüne de getir sonra. Bakalım şöyle güzel bir ara sıcak Gülşen. Getiriyorum hemen. Adıyaman usulü kulutuk ve Adıyaman usulü panki. Af buyur. Panki. Kulutuk panki kokatyo makarna boladina amanina ne hava. Panki. Adıyaman'ın meşhur yemeklerinden biridir kolotik. Panki ve kulutuk. Adıyaman'ın panki yemeği. Kulutuk tamamdır ya. Öyle mi? Ama evet kulutuk. Hadi bırak edin. Adıyaman tavası. Adıyaman usulü. Adıyaman tavası. Adıyaman usulü. Ya dur gelinin saysın Allah Allah. Duramaz ki. Adıyaman usulümüz tavamız. Ve sarımsak pilavımız yanında of. Mevsim salatamız of. Tatlı olarak da şileki yapacağız. Şileki. Evet. Aa, çok severiz. Güzel bir tatlıdır. İnşallah. Seni hemen yolluyorum. Üzerini başını değiş Gülşen. Tamam. Biz de geliyoruz Erkan'dan tamam. Hemen mutfağa. İyi sohbeti. Tamam, annemin sohbetine doyum olmaz. Hadi anneciğim görüşürüz. Doydum ben. Vallahi doydum. Doyum olmaz ama ben doydum. Yeter. Hadi biz de gidelim mutfağa. Tamam mı? Gidelim. Başka bir şey söyleyeceğim mi? Yok. Ay söyle söyle. Olur mu öyle şey? Bundan da güzel şey oluyor. Muhtarım dedi, bombayım dedi, o dedi, bu dedi, şu dedi. O kendi yöresinin bütün yemeklerini saydı, götürdü. Ama o yemeklerin beğenilmeyeceğini hiç düşünmedi. Bence bu yemekleri kendi yöresini tanıtmış ama yarışmacılarımız bunu sevecek mi? Ben bu menüleri Anamaya'ya hiç yakıştıramadım. Çok basite kaçmış. Sadece reklam amaçlı isimlerini değiştirmiş bence. Yayla çorbası her gün zaten evimizde yapıyoruz. Basit. Bulgur pilavı yine aynen öyle. Tava diyor ama tavayı da boş mu getirecek, dolu mu getirecek onu da bilmiyoruz. Hayri Hanım dediği gibi çok konu böyle yani öne atlayan insanların gelinleri yapamıyor falan demişti ya. Bence o da çok basit gelinliğe güvenemediği için çok basit menüye kaçmış. Menü güzel ama ana yemekle pilavın içindeki tavuk birbirine biraz zıt düşmüş. Ara sıcakları zaten hiç bilmiyorum. Onun için hiçbir yorum yapamayacağım. Hatice Hanım gelinden meşakkatli. Yani bilmediğim için bir şey diyemem. Meşakkatliyse kayınvalidesi biraz diktatör olduğu için yaptırır. Anlamadım valla. Üçünü dördünü anlamadım. Bir bildiğim yayla çorbası bir de bulgur pilavı. O da sarımsak var içinde. Nedir o? Ne nasıl yeni nasıl bir şeydi? Tanki. Yandık Hatice. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.